Merhabalar Rotoslarım. Şimdi geldik efendim 16-22 haftasını anlatmaya bakalım neler neler olacak. Yine ay ve güneş şeklinde de fincanlarımızı koyduk. Biliyorsunuz kısmet fincanınızı seçin diye de çok güzel bir video yükledim. Hemen onu da izleyebilirsiniz. Kısmetinizde bakalım neler var. Aşk ve para şeklinde bir dilek tutun ya da seçin ve izleyin. Bu kadar basit. Ben çekmeye üşenmedim. Siz izlemeye üşenmeyin. Hemen linkini aşağıya ya da bu videonun sonuna bırakacağım. Özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Ayrı yeter efendim Tarot danışmanlığı, doğum haritası tabii ki bunlar hepsi içinde kapsıyor. Ve buralarda bir yerlerde abone ol tuşu var. Ona da abone olursanız bir tıklarsanız böyle ufacık bir hareket tık. Onun sonrasında çan tuşu var. Bir tık da oraya hep birlikte birlikte oluruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ve bir kocaman benim aileme katılmanızı istiyorum. Bu haftanın bir önemi var. Evet ayın 15'i ama ayın 16'sında ne olacak? Tabii ki ayın 16'sında bir Merkür retro başlıyor ve bir ay tutulması ve akrep burcunda bir tutulma ay, e, dolunay ve ay tutulması oluyor. Merkür retro başladığı için yani yarın ama artık gölge zamanı ve durağan zaman olduğu için çok zor konuşmakta. Çok zorluk çekiyorum. Yani yarın Akrep Burcu'nda ay tutulmamız ve bir dolunayımız var ve Merkür Retro'ya başlıyor. O kadar önemli astrolojik olaylar ki hepsinin linklerini aslında bu kanalın da topluluk kısmına atıyorum. Böyle yukarıda videolar, işte bir şeyler var ya topluluk kısmına tıklarsanız hepsini diğer kanaldaki videoların orada da görebilirsiniz. Hikayelere de atıyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Yani her şekilde size ulaşmaya çalışıyorum. Sizleri çok 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 seviyorum. Evet efendim Neslihan Şirin kuşlardan da almak isterseniz yine alttaki videonun altındaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Ve ritüeller istiyorsunuz. Ritüellerin hepsi de zaten açıklamalar kısmında linkler paylaşıyorum. Tık 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 yapıp yapabilirsiniz. Çünkü bu hafta tam da ritüelin dibine vurma zamanı. Akrep burcu, spiritüel, derinlikler, yeraltı, böyle her türlü ritüele müsait bir zamanlar. Hadi bakalım, ay açmadan yapalım. Şimdi kartlarımızı seçeceğiz. Ondan sonrasında da sizler böyle güzelce bir efendim dinlerseniz ve seçiminizi yaparsanız şimdiden seçmeye başlayın bakalım aklınıza ister iki tane fincana dilek tutabilirsiniz isterseniz yani dilekten ziyade hem haftalık dinleyip hem dilek tutabilirsiniz. Bak bu da güzel bir fikir yani. Kartlarımı daha önce zaten karıştırmıştım. Hemen şöyle bakmadan bir seçiyorum. Hadi bakalım kartlarımızın enerjisi burada dursun. Ben mumlarımı her videoda, her videoda geçen mumum bitmişti biliyorsunuz böyle bir panik oluyorum. Her videoda illaki mumlarımı da oraya koyuyorum. Şimdi bakalım dileklerimizi tutalım. Her yer kahve yapmışız zaten daha masaya koyarken. Ama artık biz bizeyiz şurada değil mi? Milyonlar beni izliyor. <laughs> evet. Ay mı güneş mi hemen tutuyoruz. Evet. ben tuttum. Haftalık olarak da bakıyoruz. Şimdi öncelikle Ay'a bakalım. Sevgili arkadaşlar bütünün hayran olması dileğiyle açıyorum efendim kartlarımızı ve kendimizin hayırlara dileğiyle. Evet bu arada bu arada burada bakın neler neler çıktı neler neler çıktı. Aa kartları ters dur çekmiş aslında çok güzeller çıktı. Şimdi yorumlayacağız. Şimdi burada yeni bir hayat, yeni bir şekil, yeni bir olay, yeni bir şey var burada. Yani burada aslında ölüm kartı, uzak yollar, uzaklıklar bir kurtarma operasyonu yapacağız. Bu hafta dikkat edin kanma kandırılma ya da ne dilek tuttuysanız işin içinde kanma kandırılma şeytan kartı var. Bunu size gülmeden göstereceğim neden çünkü poz veririm ben bununla böyle ki gülmeden ee, çok gülesi bir kart değil çünkü efendim kanma, kandırılma, yalanlar, yasak açlar, e, ihtiraslar, tutkular, kıskançlıklar, nazarlar, büyü tılsımlar. Yani bakış açınızda böyle bir şey bakın şimdi bütün hepsini saydım ya siz içinden cımbızla büyüyü çektiniz öyle bir şey yok. Yani sadece e, nazar diyelim nazara da gelebileceğiniz bir hafta ve burada tasım ikilisi var yani tasasız ol hayatı oyun gibi gör ve çok da şey etme yani ciddiye alma hayatı çünkü değişken bir enerjilere sahip frekanslara sahip bir dünyada sen kendini nasıl hissedersen o şekilde olacak çektim hazır bıraktım konuşuyorum ne olursa olsun frekansımızı bizim enerjimizi değiştirdiğimiz anda hemen o olayın da frekansı değişiyor Aman da aman. Çıkan haftanın kartında şeytan ve ölüm kartının bir sağlamasını aldık. Hemen bakar mısınız kurtarma operasyonunda? Zafer zafer üstüne zafer sevgili ayı seçenlere gelsin. Zaten bu kartlar gizem. Ayı seçtiniz. Gizemli bilgiler size gelecekmiş ve aynı zamanda Ölüm kartı zaten bir şeyi bitirmen gerekiyormuş. Kopuş, bitiş, gidiş yani. Yeni hayata evet demek yani. Ka kahramanın yolculuğunun kesildiği, bittiği bir andır ölüm kartı. Ha ama bu nedir? Bitiş mi? Değil. Tekrar yolculuğuna devam ediyor bu arada Tarot'un kahramanını e ele alırsak. Ve zafer, zafer üstüne zaferler gelsin ayı seçenlere. Pışkırtıyoruz enerjilerimizi. Bir sürü bir sürü burada değnekler var. Her yerden bir zafer gürültüleri, çığlıkları geliyor. Haber kartıdır. Müjdeli muştulu haberler de size geliyormuş. Hayatı da oyun gibi gör diyor. Ve burada Bulutlar nasıl şekil değiştiriyorsa sen de şekil değiştir. Paraya aldın verdi. Bir şekil değiştirme oluyor bulutların olduğu yerde de e, gayet güzel bir enerji var. Yani temizlik saflığı düşünün çünkü beyaz bulutlar ama biraz şekle girmeyi düşünün. Bugünlerde gökyüzüne bakın bulutlar size mesaj verecek. Bak bir şekil olabilir. Zenginlik kartı aldı geldi. Neslerçilin kartlarını sevmememize imkan yok tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz efendim? Neslişiri kartını okuyoruz. Evet okuyoruz bakalım. Zenginlik, ihtiyacın olan bolluk ve zenginlik sana geliyor. Bunun için lütfen panik etme. Bu evren senden sorumlu ve sana gereken zenginliği veriyor diyor. Bunun nasıl olacağını asla düşünme. Evren sorumlu ve senden sen de bunu sorgulama diyor. Sürprizlere hazırlıklı ol ama iste diyor, çabala. Olumlaman geldi. Bolluk ve bereket bana Akarak geliyor hayatımın her alanındaki maddi manevi zenginliği kabul ediyorum. Hayatımın her alanındaki maddi manevi zenginliği kabul ediyorum. Hayatımın her alanındaki maddi manevi zenginliği kabul ediyorum. Hadi bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz buraya. Evet. Çok güzel iki tane daha tepe çıkmış. Yani burada zirveye çıkan yolda aslında iki kararsızlığınız olacak bu hafta. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım tarzında olabilir bu hani. Şu yoldan mı gideyim, bu yoldan mı gideyim tarzında olabilir. Ee, kocaman bir balina görüyorum ama gerçekten kocaman. Yani bütün böyle alt kaplamış ve şöyle dönmüş. Yani daha vakti var anlamında. Henüz size yola çıkmadım. Ben çöreklendim ama geliyorum anlamında olabilir bu. Gülen bir yüz çıkmış. Emojilerde var ya gülen bir yüz çıkmış. Çok harika yani burada her şekilde melek kanatları çıkmış. Hatta şöyle yan durmuş kanatlar açık bakar mısınız ya. Yani bunlar sembol olarak çıkıyor tabii ki. Yani burada melek çıkmış fincanın içinde demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sembol olarak çıkmışlar. Ee, ve deniz e, atı var. Deniz atı biliyorsunuz yani deniz atı da bir balık türü ve deniz atı. Onun sonrasında e, çok güzel de bir böyle çekiç var. E, burada kafanızda böyle hani kafanızda sanki bir şeyler böyle sokulmaya çalışılıyor yani. Ya da bir yere vuruluyor. Dank 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 kafanız böyle sesli uyarı gibi ve siz bundan çok sıkılıyorsunuz artık bir şeylerin size hep devamlı söylenmesinden. Ev çıkmış, çatı çıkmış ev ya da böyle yüklüce bir miktar belki bu borcu simgeler bir borca girebilir ama sonucu güzel olacak girebilirsiniz. Bir çıkmış bir rakama yakın zaman Y. Y'nin dibinde de Z var biliyor musunuz? Yakın zenginlik diye bunu şey yapabilirim. Evet 3 ve 1'i de burada gördük. Dipte de böyle el açmış sizin için çok dua eden bir insan çıkmış. Dilek dileyin bakalım dilek diliyoruz. Aa, zaten akıtalım aktalım, aktalım. Fincandaki böyle her şey aksın. Oluyor dileğiniz. Gayet güzel. Dilekler gerçekleşiyor. Evet, halinize ay doğmuş bile yani. Hanenize ay bile doğmuş. Çok güzel. Ama böyle bağırıyorsunuz sanki. Bir ateş çıkmış tepenizden. Bağırıyorsunuz böyle sanki. Çok sinirleniyorsunuz. Bu hali içinde olabilir. Ay Bakar mısınız şu surata bakın ya, Uzaylı gibi şu surata bakın. Bakın iki göz, ağzını açmış. Ya da size halinizden böyle yani bir şeyler söyleyenler olabilir. Bunu çok iyi görmedim. Kulakları da var yani. Bu bir insan biraz böyle art niyetli kıskanç falan bir insan olabilir ama kötü anlamda da algılamayın. Üç tane burada şey var, İnsan var. Ondan sonra yine çatılar, çatılar çıkmış. Bu böyle palmiye yaprakları palmiye ağaçları gibi. Yani tatil yerleri olabilir buraları. Evet. Yani yelkenliler falan çıkmış. Aslında güzel şeyler de size geliyor anlamında olabilir. Bir güzel yolunuz var. Ee, S harfi var burada. Trabzon'un T'si var. Bakın bunlar da hayatınızda ya tanışacağınız ya girecek ya da hayatınızda olan insanlar. Sizin adınızda soyadınızda varsa zaten o da çok güzel bir şey. Baskın şekilde size mesaj geliyor. Dileklerinizin olacağı şeklinde. Hane dışında da iki tane. Bakın iki tane kaplumbağa arka arkaya gidiyor. Bir iş yavaş oluşuyor ama yani oluşuyormuş nihayetine. Çok da panik etmeyin. Evet. Evet. Şimdi bak burada bakın şimdi bak <laughs> sanki karşımda bir kişi varmış gibi konuşuyorum. Geldik efendim ay seçenlere, pincanını seçenlere güzel bir hafta diliyorum. Zenginliği yolladık gitti onlara ve geldik efendim aldık kabul ettik deyin. Muhakkak bu enerji çok önemli alıp kabul etme enerjisi aşağı yazın. Geldik güneşi seçenlere. Ve burada da balık yengeç akrep güzel bir böyle bir deniz adamı var, su adamı var. Evet devletle ilgili işler, devletten gelen yardım. Kupa Kralı bir hareketli bir dönemi gösteriyor. Ve aynı zamanda taşınma atama tayin ve denizli yerlere gideceğinizi gösteriyor. Bakışınızda bir olumlama çıkmış. Yani böyle olumluya giden bekleyiş. Olumlamalar yapıyorsunuz, dualar yaparaktan bunu bekliyorsunuz çıkmış. Gayet güzel olacak. Ve aynı zamanda Kupa Prensi de al bakalım sana güzel bir şeyler getiriyorum diye bir gönül alma. Bir, burada hep su elementi ve toprak. Güven ve romantiklik ve hayaller çıkmış. Güven ve hayaller çıkmış. Yani tılsımlar güven ve paraları, su grupları da biliyorsunuz hayaller ve rüyaları anlatır. Yani burada güzel bir kısmet balık balığın ta kendisi çıkmış. Arkadaşlar çok güzel. Evet ada siz tek başına tatile mi çıkmayı düşünüyorsunuz ya da tek başına ya da en fazla iki kişi partner yani böyle bir kaçayım kurtulayım bir adaya atayım kendimi adaya gidersem yanıma al, yanınıza alacağınız üç şey ne olmalı ben size sorarım. Haber okları geldi aşkta ve işte pozitif haberler geliyor iyimserlik umudunu yitirme sezgilerine güven. Evet beklediğim bütün haberler pozitif ve hayrıma olacak şekilde geliyor kabul ediyor ve yaratıcı güce teşekkür ediyorum. Bakın çok sevdiğim haber okları çıktı. Enerjisi çok güzel. Ve burada bir olumlama çıktı. Görüyorsunuz şükür enerjisi dedi. Var olan, var olmayanın hepsine teşekkür ediyorum, şükürler ediyorum diyebilirsiniz. Ve burada da biraz tek başına kalıp tefekkür etmeyi teşekkür etmeyi falan anlatır yani insanlara gerçekten çok güzel siz zaten güneşi seçtiniz hani şah, şöhret parlamak biraz vakti var mesleğinizde de parlamak olabilir bu ya da bir şeyler yapacaksınız ama parlamak istiyorsunuz ama aynı zamanda da çok güzel de bir e, burada kupa prensi de çıkmış o da e, su grubundan balık yengeç, akrep size güzel bir enerjinin ya da aşk teklifi ya da iş teklifinin gelmesini gösteriyor. Yani şu restauşeri kartlarından her ikisi de harika çıktı. Bu para, aşk, huzur, hepsinin haberlerinin size gelmesi demektir arkadaşlar. Açıyoruz bakalım, ruh dostlarım. Evet, demin bu fincanı buraya koyarken şuralara döktüm biraz. Kısmetleriniz taştı ne güzel. Evet, şimdi. Burada yatan bir insan çıkmış. Gayet güzel ama. Sağlıklı olmayı diliyor. Siz de ona bütün enerjimizle, bütün hastalarımıza buradan sağlık enerjisi gönderiyoruz. Allah'ım inşallah. Çünkü üstü beyaz aydınlık çıkmış. Onun sonrasında e, çok güzel bir kuş kanatları var. Yani haberler geliyor. İyi haberler. E, bir de pelerinli bir kişi var ya. Aa evet şimdi gördüm. Şöyle kuşu tutan Pelerinli kişi ve şuraya da kuş kartal ama böyle büyük çünkü pelerinli kişi kadar büyük böyle kafası kartal açmış kanatlarını çok güzel bir şey var ee, ve size çok güzel bir şey getiriyorlar bunlar yani tut, sanki kuşun ayaklarında o, o paket öteki de buradan tutmuş sanki yani elinde böyle ikisi de kuşun gagası da tutmuş Ermiş'in elde tutmuş Ermiş diyorum çünkü pelerini var aşağı kadar <laughs> Ermiş'in böyle cübbesi gibi. Evet. Ve burada K harfi. K Kastamonu'nun K'sı. Hatay'ın H'si. A harfi. Bir de T var dipte ama I ve İ de olabilir arkadaşlar. Hatta böyle düz L, küçük L de olur diye onu da söylüyorum. Çok güzel bir gemi seyahati ya. Bakar mısınız? Dipte böyle bir yerkenli var. Bakın şurada bembeyaz. Evet, böyle sizde de bir zaten su enerjisi çıktı. Belki bir gezi ya da deniz yolculuğu yapabilirsiniz, ya da hayat yolculuğu yapabilirsiniz. Şimdi bu hayat yolculuğunda da hani bindim e, evlilik sandalına diye bir şarkı var yani bu şarkılara bile nüksettiği için böyle bir şey de yapabilirsiniz bir bakalım bakalım. Aa burada da yine T harfi çıkmış. Yani bu aslında e, T harfi. Gayet güzel. Adında soyadında olabilir. Biraz kafanızda takıntılar var. Yani takıntı tarzı bir şey yapmayın. Ee, böyle bir kişinin adında soyadında var ise. Kocaman bir anahtar var. Evet. Yüzük var. Aa. Anahtarın altında yüzük var. Bunlar hep çözümü de gösterir. Düğünler nişanları gösterir. Yani çok güzel ve böyle bir filamayla giden biri var yani bakın bayrak devletten çok güzel haberler almış ve aynı zamanda yurt dışı işlerini gösteriyor çok güzel çıktı arkadaşlar evet bir deneyelim bakalım hemen akıtalım bakalım evet dilek tutun sorunsuz bir şekilde ama sizin kafanızı kurcalayan bir şey var. Yani ne kadar ne elde etseniz de hep böyle karamsar gibi bir tarafınız. Mutluluk olmuyor gibi. Ben de size diyorum ki mutluluk zaten insan içindedir. Dışarıda değildir. Onu dışarıda arama. Ve biraz dedikodular çıkmış halinin başında bir üç kişi var ki özellikle onlara dikkat edin. E, dostlarınız da var ama. Yani sadece böyle algılamayın. Çok güzel bir de kocaman balonlar yeni hayat. Kapalı yerde bir kişi çok sıkılıyor. Çok sıkılıyor. Çıkış yolu olduğu halde kendini bağımlı hissediyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yengeç çıktı şimdi de. Su grubu, balık, yengeç, akrep ve su enerjisinde bir açılımdı zaten. Kocaman bir göz var. Sizi gözetliyor ama kötü diyemem. Yani imrenerek belki bakıyor size. Yine de nazarı değebilir. Z harfi burada da çıkmış uçun kanatlanan uçun hane dışına çıkıyorsunuz zaten bakın görmediğim şeyi göstermiyorum şu kanatlanmışsınız hane dışına doğru çıkıyorsunuz yani artık kabuğunuzu çıkın kırın kabuğunuzu bir ve beş gibi o da şöyle s'ye benzettim önce ama on beş gibi bir rakam bir ya da beş gibi sizin için hayırlı olabilir bir de böyle çok ilginç bir şey Böyle pembe hayaller bak pembesini bile görüyorum sanki renkli mi renkli sanki Pembe pembe hayaller var. Çok güzel. Onların ucundan tutun yalnız. Adaptasyon biraz zihin dağınıklığı gibi. Uçup gidiyorlar çünkü. Serap gibi. Evet arkadaşlar. Gayet güzel çıktı bakın. Burada da alkışlıyorsunuz birini. Ya da size alkışlıyorlar. Şap şap ses de geliyor. Çok güzel bir şeyler çıktı biliyor musunuz gerçekten. Burada tamamen alkışlar çıktı. Ödüller terfiler. Ama bakın yurt dışı ile alakalı özellikle bu fincanda da bunu gördüm. Sizleri seviyorum. Her şey olduk. Güzelleri aldık, kabul ettik. Candan kabul ettik. Yarar gördük. Oldu bildik. Evet, evet, evet. Güzelleri aldık ama bakın. Çünkü burada uyarılar da çıkıyor bazen. Ve gayet güzel sizleri seviyorum. Hoşça kalın.